Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bu haftaki konuğumuz dünya oryantallerinden ilk Türk dansçı onur ödülüne layık görülen Asener ile birlikteyiz. Asener ile bir araya gelinir de konuşulacak ilk konu ne olur? Tabii ki dans. Asena Hanım, oryantal dansa dişiliğin simgesi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Neden diyebiliriz? Bir kadının şimdi ben oryantal dansı bayanlara yakıştırıyorum ve çok güzel buluyorum. Bir kadının özgürce kendini bedeniyle, beyniyle anlatabileceği, özgürce anlatabileceği tek danstır oryantal dans. Türk oryantal stili Mısır dansına göre daha hareketli ve daha böyle kıvrak olduğunu söylüyorlar. Bunun mu ne diyorsunuz? Şimdi ben ona bu soru bir keresinde daha İspanya'daki röportajımda gelmişti İspanyollardan. Ben şöyle demiştim. Mısırlı dansçılar çok ağır ve uzun oynarlar ve orkestrayla oynarlar. Şimdi hani para bol, benzin bende. Onun bir rahatlığı var oynarken. Bizde de hep çalışma, mücadele ve acaba ne olacak sonumuz bir şeyi var. Tabii işin şakası ama biraz Mısır dansı, mesela ben Arap dansını sevmiyorum, Mısır danslarını sevmiyorum. Çok ağır geliyor. Hani herkes aynı. Yani bütün Mısır tarzı oynayanların hepsine baktığınız zaman hepsi aynı. Ama ben hani insanın kendisinin bir çizgisinin, bir yaratıcılığının ve tarzının olması gerektiğine inanıyorum. Ben de kendi adıma kendi tarzımı yaratmış bir insanım. O yüzden hani Mısır, Arap müzikleri güzel olabilir, hani şık olabilir fakat hani feyiz alınabilir ama hani danslarını da birebir hayatımda olmasını açıkçası çok fazla istemem. Yani biraz rahat millet, her şeyleri çok bol ve zengin olduğu için rahat dans ediyorlar müzikler öyle değil. Peki son dönemde beğendiğiniz bir koreografi var mı? Yurt içi veya yurt dışı? Ben Beyoncé aşığı bir kadınım. Onun Super Bowl'daki gösterisi muhteşemdi. Bir de koreografi olarak yine Beyoncé'nin Run the World koreografisini, özellikle bilgisayar animasyonlu olanına öldüm bittim desem. Yani öldüm. Evet. Kadınların son tutkusu mucize egzersiz oryantal. Hastalıksız bir yaşam vaat ettiği söyleniyor ve aynı zamanda aldatılmaktan da koruyormuş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sağlıklı bir yaşam veriyordur ama aldatılma konusunda bilmiyorum. O konuda hiçbir tecrübem yok. Ama bana göre bütün spor dalları ve dans dalları, hele vücudunu komple çalıştırıyorsa, sağlıksal olarak tabii ki insanı dinç ve zinde tutuyor. Yani bu sadece oryantal dans için geçerli değil. Ha, oryantal dansta ruhunu da kattığın zaman daha da farklı bir his verebilir. Çünkü oryantal dansın kuralları yoktur. Hani belli bir çizgi, mesela bir valsin, bir tangonun belli bir kıyafeti, çizgisi, sayıları, rakamı vardır. Yani bir bale gösterisinde belli yerlerde durursunuz. Balenin bir ana temeli, duruşları, pointleri, yükselişleri vardır. Ama oryantal dans içinden geldiğini yansıtmaktır. Özgürdür, özgür bir danstır. Bu yüzden hani insan bazen hanımlara diyorum ki kendinizi bırakın, çıldırıyorlar böyle, içindeki bütün enerjiyi boşaltıyor. O insana ruhen iyi gelebilir. Ama bütün spor dalları, bütün dans dalları fiziksel olarak insana sağlık açısından artı döner. Bu bir gerçektir. Peki geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen 41 ülkenin katılmış olduğu bir Rakkas Festivali, Uluslararası Rakkas Festivali gerçekleştirildi. Bu organizasyonda ilk Türk dansçı onur ödülünü layık görüldünüz. Bu heyecanınızı bizimle paylaşır mısınız? Bu yani kim olsa ki aynı gururu, aynı onuru taşıyacağını düşünüyorum. Hani bu emek, yani ben mesleğime aşık bir insanım. Yani sahne ve müzik, dans benim için nefes almak gibi. Sahneye çıktığım zaman yükseldiğimi ve başka bir dünyaya geçtiğimi hissediyorum. Ve bütün her şeyden arındığımı hissediyorum. Bir ibadet şekli benim için. Tabii bunca senedir kılık kıyafet olarak, insanlara sevdirme, öğretme, tanıtma olarak demek ki az buçuk da bir şeyler yapmışız ki böyle bir ödüle layık gördüler. Çok teşekkür ediyorum bütün herkese, bütün sevenlerime. Hani ben de elimden geldiğince sürekli yeniliyorum, sürekli yurt dışında danslar seyrediyorum, bir sürü dansözler seyrediyorum. Birçok dansçı hocaların derslerine giriyorum, bakıyorum ne var ne yok. Ama bu sadece oryantal dansla değil, başka danslardan da bakıyorum. Hani ne feyiz alabilirim, ne kendimde ne değişiklik yapıp geliştirebilirim.
bunun çabası içindeyim. Demek ki bu çabalarımız ve dansa yaptığım bu hizmet kendi adıma bana artı olarak demek ki dönebiliyormuş, bir şeyler oluyormuş. Peki son günlerde genelde insanlar spor salonlarına yazılmak yerine dans okullarına yazılmayı tercih ediyorlar. Yani doğru bir tercih midir sizce? Şimdi beklentiniz, yani ne beklediğiniz de önemli. Yani şimdi ben mesela spor yaptığım zaman hocayla çalışıyorum spor salonunda. Çünkü onun beni yönlendirmesi, benim neyi bana iyi gelip gelmeyeceğini bilmesi, beni kontrol etmesi benim hoşuma gidiyor. Hani ben özel spor salonuna gidiyorsam özel dersi tercih ederim, ama öbür türlü toplu halde insanlarla birlikte iç içe hem ruhen değişiklik, hem yeni kişiler tanımak, hem daha farklı kültürler, daha farklı insanlar tanımak adına daha zevkli gelebilir. Yaz aylarında genellikle bayanlar kışın alınan kilolardan hep şikayetçiler. Yazın o kiloları vermek isterler. Bayanlarımız için özellikle hani nasıl hızlı ve kolay kilo vermenin yöntemiyle alakalı bilgilendirme yapabilir misiniz? Mesela o bana çok saçma gelir. Yani yiyip yiyip yazın vermek bana çok saçma gelir. Ben şöyle düşünüyorum. Bir kadın yaz kış fit olmalı. Yani bunun yazı iyi, kışı yiyeyim de yazın mayo giyeceğim zaman, öyle bir şey kabul etmiyorum ben. Bir kadın Eylül ayında da, Ekim ayında da, Ocak ayında da, Temmuz ayında da çıktığı zaman aynı fizikte, aynı bakımda, aynı vücut değerlerinde olmalıdır diye düşünüyorum. Hani çünkü yani vücudu aylarca yiyip yiyip hani hareketsiz bırakıp ondan sonra birdenbire yüklenip hani aman bikini giymem lazım, işte şu bedene düşmem lazım, bana o vücuda ve bedene ihanet ve haksızlık ve kötülük gibi geliyor. Çünkü benim hiçbir hakkım yok bu kadar tembel bırakıp ondan sonra o vücudu yıpratmaya hakkım yok diye düşünüyorum. Bayanların yapmaları gereken, yani kilo alma durumuyla olsun, alışverişle olsun, herhangi bir önerebileceğiniz püf noktaları var mıdır? Var. Aslında bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Ben yıllardır televizyonlarda şeyi çok yadırgamışımdır ve protesto etmişimdir. Mesela hani önce ünlülere gelmeden önce şunu demek istiyorum. Her insanın, kadın veya erkek, çocuk, yaşlı, genç demeden yılda bir kere bir check-up yaptırması gerekiyor. Ve kilolu insanların kesinlikle kan idrar tahlili yapıp iyi bir diyetisyen doktorla birlikte çalışması gerekiyor. Bir de aldıkları diyet programını, diyet listesini başkalarıyla paylaşmaması gerekiyor. Bu birinci ricam, nacizane önerim. İkincisi, sanatçılarımızdan bunu istiyorum. Şimdi çoğu sanatçımız, hani herkes çok dobra, çok hani açık, çok her şeyi paylaşmak zorunda değil, paylaşmıyor da. Ama özellikle bayanlarda şu estetik konusunda, mesela çok kilolu hanımlar, yani bir yerlerinden sıkıntı çeken, mesela midesinden, işte bacaklarından, kilosundan rahatsız olan sanatçılarımız ameliyat olurlar. Ameliyat olduktan sonra doktorlar onlara bir liste verir, diyet listesi. Mesela karnını gerdirmiştir, o gerdirme sonucunda işte 2 ay uygulayacağı bir diyet listesi vardır. Mesela onu görür gazeteci ve röportaj yapan arkadaşlar, der ki aa işte Ayşe Hanım ne kadar zayıfladınız falan. Evet, doktorumun verdiği bana diyet listesiyle zayıfladım der. Ama sen onu demeden önce desene, ben ameliyat oldum, ameliyat sonrasında bana doktorum bu listeyi verdi ve ben ameliyat bunu uyguluyorum. Şimdi öyle bir yayınlıyor ki hani sanki o ameliyatı olmamış, o listeye göre kilo vermiş ve bunu anlatıyor. İşte zencefil suyu için. Ya bu zencefil suyunu hani sen içersin iyi gelir de benim içip iyi geleceğimi nereden bileyim ben? Yani senin bedenine verilen ve senin ameliyattan sonra özellikle verilen listenin bana iyi olacağını ben nereden bileyim? Sen bu şeyi bana nasıl yaparsın? Yani bu bence aslında katliam. Yani çok çirkin bir şey. Çünkü hiç kimsenin bedeni, yapısı, kemik ölçüsü, kan değerleri, işte kiminin tansiyonu 6'ya 7'dir, kimininkisi 11'e 8'dir. Yani sen nasıl başkasının diyetini kendine uygularsın ve sen nasıl başkasına kendi diyetini önerirsin? Ben buradan bütün hanımlara, beylere, eğer kilo vermek istiyorsanız orada milyonlarca değerli doktorumuz var, diyetisyen doktorlarımız var. Kendi kan ve değerlerinize göre gidin lütfen bir liste çıkartın, tedavi olun ve doktorunuzun size çizdiği doğrultuda gidin. Ve başkalarının diyetlerini, başkalarının önerdiği çaydı, süttü, yumurtaydı, bunları uygulamayın. Siz kendi diyetinizi kendiniz doktorunuzla seçin. Ben bir tek bu tavsiyede bulunacağım. Ve bunu yaptığınız zaman inanın ki o kadar sağlıklı beslenip o kadar sağlıklı kilo vereceksiniz ki siz bile şaşıracaksınız. Peki, eklemek istediğiniz herhangi bir şeyler olabilir mi? Kadınlara da
Ben aslında şey konusunda bir şey söyleyeyim. Oriental dans yapmak istiyorsanız ve kilo vermek istiyorsanız, bu da nacizane farklı bir konu. Mesela bir ay oriental dans dersine gittiniz. Bir ay sonra dans ettiğiniz müziği ve çalışma sisteminizi değiştirin. Çünkü sürekli aynı müzikle oriental dans yaparsanız sizin vücudunuza hiçbir faydası olmaz. Çünkü ilk 15 gün alışma, 15 günden sonra da kilo vermeye başlarsınız. Hemen ikinci ay başka bir müzik ve dans figürleriyle o dansı devam ettirin. Bunu bir sene boyunca değiştire değiştire aylık aylık yapın. İkinci seneye daha farklı bir şekilde, zaten onu yapana kadar fiziksel olarak çok sıklaşmış ve çok fit olmuş olacaksınız. Ben nacizane bunu önerebilirim bir de. Çok teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda Asena Hanım bize zamanını ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz kendisine ve başarıların devamını diliyoruz.